Şimdiki dersimiz table view. Table view'lar neydi? Bir listeleme yaparken art arda sıralanmasını sağlıyor. Yatay ve dikey olabilir. Bunu artık biz nasıl istersek. Şöyle bırakayım tam ortaya. Ve her tarafa aslında sıfırlarsam daha güzel olur gibi. 0 0 0 0. Tab tuşuna basınca sırasıyla her birini geziyor. Ve constraint dedim yerleşti. Şimdi buraya geldik. Bakınız. Buradaki içeriklere bakalım. Bunların yapısı nasıl? Şimdi bu table view'in içinde hücreler olur. Yani her bir satırına hücre olarak söylenir. Şimdi dynamic properties diyor. Static style. Şimdi bu grup şeklinde mi, plane mi neyse, biz bir tane hücre ekleyelim şu anda buraya ki altına şu içerik gelsin. Şu içine istediğimiz herhangi bir şeyi koyabiliriz listelenmesi adına. Şimdi biz bunu koymasak bile zaten arka planda title ve açıklaması aslında var. LB'le böyle title label description olarak var. Şimdi biz gelelim ne yapalım? Şunu biraz bakıyoruz. Yapısına bakınca şöyle büyütüp küçültebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Hücreye de büyüme küçülme meydana geldi. Mesela diyelim ki buraya ben iki label yan yana koyayım. Geldim içine koydum. Şu sol yukarıda olsun. Sıralanmasını ben şöyle yapayım. Yukarıdan 8, soldan 8 bırakayım. Constraints eklemeyeyim. Bu şekilde yeterli. Güzel oldu. Buraya bir label daha ekleyeyim. Bu label'da yine buna koyalım. Ama bu sefer soldan yukarıdan 16 ve soldan 16'lık birim bırakmak istiyorum. Bu şekilde gelsin. Burası mesela açıklama yerine mesela isim olsa eğer burası. Burası da onun sayısı olsun. Yani şu anda içi boş. Ama sayı mesela bir değeri olsun bunun. Yani kaçıncı satır sırada olduğunu görmek için şöyle kalsın burası. Şimdi ben geldim. Böyle bir senaryo yapmak istedim. Şu anda buraya tıkladım. Bir kere buraya tıkladım. Orası çok büyüktü. Şu şekilde kalabilir gördüğünüz üzere. Şu içine boşluk bırakırsam en azından bir alan kaplarsa eğer ben şunu çekersem değil mi? Şöyle ezebiliyorum. Böyle kalsın bu. Şimdi şu yaklaşık olarak işte büyüklüğüne bakarsak ne kadarmış? Height'ı 20. 20 de diğeri 40. 20 de genel yükseklik 60 diyelim. 60 height civarında bir şunun yüksekliğini verebilirim. Şimdi burayı ben gelip bağlayacağım. Assistant'ımı açıyorum. Açtım. Burada işaretleyerek başlayalım çalışmalarımıza. Mark. Ne yazalım? Variables. Ondan sonra tekrar mark. Functions. Bunu da verdikten sonra şu table'ı buraya çekebilirim. Şimdi table'ı geldik. Bu bir tablo sonuçta. Buraya ben diyebilirim ki işte hani mesela my table her neyse benim table'ım anlamında. Böylelikle onun üzerinde istediğim herhangi işlemler yapabilirim. Çünkü tablolar ne demiştik? İçinde listeleme olan yapılardır. O zaman ben buraya herhangi bir şey diyebilirim. Öyle değil mi? Mesela desem ki buraya sadece outlet olsun ve table view olsun. Table view yapıştırdım buraya. Bakınız geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurası ne bir hücre. Hücreyi buraya da bağlayabilirim veya hücreyi başka yere de bağlayabilirim. Şimdi buradaki hücrenin özelliklerinin çalışması için ekstradan bir sayfa açmam gerekecekti. Çünkü neden? Mesela şöyle yapalım. Table view cell diye buradan miras alması gerekiyor. Diyelim ki mesela ne olsun language yani diller olsun Türkçe isim verelim. Diller table view cell olsun adına. Şimdi next dedik. Buranın içine gelecektir. Create dedik. Şimdi bakınız bu ilk yapısı yani bu hücre olaylarını bundan miras alarak biz buraya bağlayacağız. Bu önemli bir detay. Şimdi buraya tekrardan girdik. Şu yapıyı bakınız reuse identifier bir kimlik verirsem her seferinde
Hücreyi çağırabilirim. Tekrar oluşturmak yerine tekrar. Mesela sel diyeyim sadece hücre anlamında. Bakın sel diye geldi. Ve buranın içinde neler var? Değişkenler var. Ve ben o değişkenleri de bak UI Table View Cell. Burası neydi? Onun adı Diller UI Table View Cell. Orayı da bağladık. Şimdi bakınız şurada geldi. Burada ben seçiyorum Diller Table View Cell. Buraya gitmek istiyorum. Çünkü bu bir hücre. Hücrenin içini buraya bağlarsam ben ne yapabileceğim? İstediğim şekilde yönetebileceğim. Variables dedik, yapıştırdık buraya ve şurası mark. Ondan sonra functions'ı da koyalım buraya. Eğer bir fonksiyon bağlayacaksak. Şimdi bu isimdi. Mesela diyebilirim ki name label and name label. Ondan sonra böyle kalsın burası. Şurada row label diyelim. Hani kaçıncısı? Row label. Yapıştırdık buraya. Şu anda ikisi geldi. Bakalım bu ikisi yeterli. Zaten şurası komple tekrar oluşturulacaktır. Ben bunu bağladım, onu bağladım. Şimdi ne yapmam lazım? Buraya geleyim. Şuradan kapattım. Buradan view controller'ıma geldim. Table view'um bağlı. Ben bir var mesela veri kaynağı diyeyim buraya. Veri kaynağı dedim buraya. Mesela bu array olsun. Bu string tipinde bir array olsun ve boş olsun şu anda. Set init views'la ben bunu ilk oluşturulurken bazı şeyler yapmak istiyorum. Bu bir isimdir yani. İstediğim yani ilk başlatılırken yükle gibi bir şey, fonksiyon adı istediğim şeyi verebilirim, özgürüm. Şu anda yüklenirken bunu çağıracak. Ne yapsın? Şimdi bu table view'a bazı özellikler ekleyebilirim. Extensions diyeyim mesela. View controller'a ben ne yapayım? UI table view table view delegate. Şimdi delegate nedir? Temsilci demektir. Bir de data source diye bir şey var. Veri kaynağının yüklenmesi için bu üzerinde yapılacak işlemleri yakalama anlamında. Bu ise verinin yüklenmesi için UI table view data source. Şimdi bu data source da buradaki içerikleri yakalama anlamında. Yani biz bunlardan eğer gidip miras alırsak bunları kullanabiliriz. Mesela ne? Cell for row at her bir hücre nasıl çalışsın, ne olarak döndürülsün gibi gördüğünüz üzere bir tane daha ekliyorum. Bakınız table cell yeterli. Şimdi cell for row at her bir hücre satır için ne şekilde dizayn edilecek, orası ne olarak içi doldurulacak, onu bize çevirecektir, tamam mı? Şimdi ben buradan devam edeyim, oradan daha sonra kaldığım yerden devam ederim. Şimdi data source'ta da şöyle bir şey var. Bu dile geçti. Bu data source'u cell for row. Evet, yeterli bence. Section'larını da belirtebiliyoruz. Şimdi biz gelelim şurada diyelim ki table view şu eleman nokta delegate cell temsilcisini verelim kendisinden. Bu protokoller aracılığıyla uygulanabilir olsun. Bir de içerisi table view data source. Bu data source'daki görünümlerin oluşmasına imkan veriyor. Data source set nereye? Buraya bağlı olsun. View controller yani temsilcisi burası olsun. Ondan dolayı. Şimdi data source'a da veri kaynağına da ben bazı veriler eklemek istiyorum. Nasıl ekleyebilirim? En kolay şöyle ekleyeyim. Mesela dilleri ekleyeyim. İşte PHP, Swift, popüler diller sıralaması yapalım. Ondan sonra Java. JavaScript ve bir tane daha ekleyelim, Kotlin olsun. Şimdi bunları da ekledik. İlk gelirken bu yüklendi, sonra burası çalıştı. Buradaki hata ne? Çünkü diyor ki sen bana bir içerik döndürmek zorundasın. Tamam. Şimdi let desem cell denilen bir hücre oluşturacağım diyeceğim. Hücre ne? Table view. Table view'in hangi table view? An şu gelen table view. Nokta DQ reusable cell identifier. Ne diyeceğiz? Cell diyeceğiz buraya. Hangi cell geliyor bu? Ben burada identifier'ına cell dedim ya. Bakınız nerede? Şurada olması lazım. Cell. Cell dediğim için ben burayı kullanabiliyorum. Yani buraya verdiğimde bu table view içinde her bir
hücresinin oluşturulmasını sağlıyor. Şimdi hücrenin içinde ne vardı? İki tane label vardı. İçine biz içerik atabiliyorduk. Ama bu hangi tipte olacak? S desem hangi tipteydi? Diller, tables, view. Bu tipte dersem buranın içindekilere rahat erişirim. Bunun içinde ne vardı? Bakınız. Name label, row label, yani satır ve isim label'larımız vardı. Şimdi geldik cell nokta name label'a geldik ve tekstine diyeceğim ki ne olsun? Bu veri kaynağındaki her bir şimdi index path şu index path'ten geliyor. Bunun içinde row ve section var. Yani bir section içinde birden çok row barındırabilir. Bölüm yani. Mesela birden çok bölüm olabilir bir listede. Mesela meyveler bölümü 5 meyve var. Sebzeler bölümü 5 sebze var gibi. Ve diyeceğim ki row. Çünkü section'da var. Sıfırıncı section'da bu gelen row'un değeri alacak. Mesela 0 olsa 0 PHP gelecek. 1 olduğunda Swift, 2 Java. Ondan sonra name label text label'a giriyorum şuradan. Text label'a girdim. Bu neydi? Aslında row label'a girdik. Sonra text'in bu sefer de sırasını sadece atayım buraya. Index path nokta row. Hani kaç hangisine ne geliyor diye. Ama bu description dersen hani bir yazı olarak istediği için yazı olarak çeviririm ve return yapacağım. Niye return yapıyorum? Bunu geri vermem lazım. Orada bir async durumu var. Buraya çünkü veri dönüş tipinde ne yapıyor? UI table view cell. O zaman burayı ben cell yaparsam bu her bir veri tipi bu şekilde içinde dönmüş olur. Şimdi bakınız. Diyor ki number rows in section. Her bir section'daki yani mesela dedik ya sebzelerde mesela dillerde kaç eleman var sayısını çevirmem lazım ki her seferinde bu kadar hücre oluşsun. 5 desem 5 hücre oluşturur. 6 desem 6. O zaman return diyeyim bak bir sayı istiyor. Orada da async arka planda bekleme durumu await yapıyor aslında. Bu çünkü bunu alınca burayı çalıştırabiliyor. Ben ne diyeceğim? Veri kaynağı nokta count sayısını bulabilirim. 3, 5. 5 tane geri çevir dedim. Şu anda bu kadarlık değerler yeter. Bir de mesela şu anda çalıştığımda görünmeyebilir ama yine de bir çalıştıralım. Bir bakalım ilk hali nedir? Ne haldedir? Bakalım. Şu anda çalıştırdım. iPhone 13'üm geldi. Güzel bir şekilde listelenmesini bekliyorum. Aha, yüklendi ne? PHP, Swift, Java, JavaScript, Kotlin. Sıfır. Bak ama bu altındaki diğer kısımlar gelmedi. Default olarak bir satır şu kadarlık bir yer kaplıyor. Bunlara ben yükseklik de verebilirim. Height for row return desem yani her bir hücrenin yüksekliği için bu nereden geliyor? Yani table with data source'tan geliyor. Diyebilirim ki mesela ne demiştik? 60, 60 birim yüksekliğinde olur dersek eğer bakın CG float olacak. Bu da bir birim. Bakınız geldi. Tam 60 sığmamış mesela 70 dersek tam mantıklı sığabilir göreceğiniz üzere. Bakınız bu sıfırıncı eleman. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dördüncü eleman. Bu sayıyı çeviren number rows in section fonksiyonu ve buradaki her bir hücreyi oluşturup içini ve içine atamayı yapan cell for row add buradan almamın sebebi çünkü bu tipte olsun diye ve her birinin yüksekliğinde height for row add özelliğiyle ben buraya verdim. Gördüğünüz gibi seçilebilir bir yapıda geldi. Çok olsaydı daha da artacaktı. Aslında bunun arka planda scrolling var. UI scroll view var arka planda çalışan mantığı. Bu table view'lar çok önemli. Genelde bu şimdi vertical yaptık. Horizontal da yani sağdan sola da yapabilirdik. Artık o bize kalmış. Ha, ben sadece bir label, iki label koydum ama hani resim koyarsın sağına ve soluna sonra o resmin içeriğini gösterirsin vesaire. Bu ama her bir hücreyi şuradan miras aldığımız için bu tipte dediğimde daha rahat erişirim buraya. Bu
S bu tipte casting ediyor, tamam mı? Down casting mantığında çalışıyor. Ve biz de içinde istediğimiz gibi üzerinde oynayabiliyoruz. Mesela düşünün, bu kadar değil de, hani örnek veriyorum, kopyaladım ve bir o kadar daha yapıştırdım, kaydettim. Bakın sayıyı arttırdım, artık benim sistemim yine de çalışıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız PHP, son PHP 5 diyor. Niye 5 diyor? Sırasıyla, aynı değer olması önemli değil, sırasıyla artıp gidiyor. Bunu her bir seçtiğinde şu işlemi yap ve şuraya gir bunu yap diyebilirsiniz. Table view'ların en basit ve genel mantığı bu. Şimdi yarın collections, bir dahaki derste collection view'lara gireceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.